Merhaba arkadaşlar. Çok uzun bir süreden sonra ilk drone inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu kadar uzun bir ara verdikten sonra çekeceğimiz drone videosunun da buna değer kalitede bir drone olmasını istedim açıkçası. Drone'umuz DJI Mavic 2 Enterprise Advanced modeli. Bu cihazın öne çıkan özelliği termal kameralı bir cihaz olması. Peki bu cihaz benim elime nasıl geçti? Sahibinden üzerinden ikinci el olarak satın aldım. 21.600 TL gibi bir rakama aldım. Hızlıca hemen cihazın kutu açılışına geçelim. Hemen kutusunu açıyorum. Böyle büyük bir çantası var. Kutunun içerisinde bir adet Mavic 2 Enterprise drone çıkıyor. Katlanabilir. 3 adet bataryamız var. Pervanelerimizden bir tanesi eksik ama 2 set pervane çıkıyor yedek olarak. DJI Smart Controller'umuz var. Biliyorsunuz bunun en büyük özelliği IPS ekranına sahip ve bu ekran sayesinde de güneşli havalarda herhangi bir parlama ve yansıma yapmadığı için görüntüyü çok net olarak görebiliyorsunuz. Cihazla birlikte hoparlör geliyor. Eskilerin Apollo dediği şey. Bu hoparlörle ben fiziki verilerine bakarak konuşuyorum. 1 metreden seslenebiliyor musunuz %100'e kadar ama 1 metreden niye insan drone'la seslensin? Bunu da test edeceğiz. Yine bir arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 2400 lümenlik bir ışık veren böyle bir şeyimiz var. Flash led ışığımız var. Bunların yanında bir de beacon geliyor. Bu beacon da şey yapıyor. Yani cihazın havada dumanlı ya da işte sisli ya da gece çekimlerinde cihazın çok yüksek bir ışıkla aynı uçaklarda olduğu gibi bir ışık hüzmesini yanıp sönerek vermesini ve işte kayıp kişinin cihazı görmesini ya da işte diğer kara unsurlarının havadaki bu cihazı daha rahat seçebilmelerini sağlıyor. Şarj soketimiz var. Yani böyle priz var ama İngiltere usulü. Ayrıca kutu içinde cihazın tabii ki şarj aleti de yer alıyor. Şarj aletini de sağ alt bölmeye yerleştirmişler. Böyle bir şarj aletimiz var. Ufakta şu şekilde pratikçe hızlı bir şarj aparatımız daha var. Bu da tersine şarj yapıyor. Bunu batarya takıyorsunuz işte. Dilerseniz USB çıkışlarından telefonlarınızı ya da diğer aygıtlarınızı şarj etmenizi sağlıyor eğer herhangi bir görevdeyseniz. Cihazımız bu şekilde. Şimdi cihazımızın diğer özelliklerine geçecek olursak. Cihazımızın 1.2 inç CMOS açıklığına sahip 48 megapiksel kamerayla donatılmış bir kamerası var. Termal kamerası haricinde. Termal kameranın çözünürlüğü ise 640x512. Ayrıca üzerindeki termal kameranın sahip olduğu spot metre özelliğiyle belirli nesnelerin sıcaklığını ölçebiliyorsunuz. Örneğin X nesnesi 40 derece sıcaklığa sahipken Y nesnesi başka bir sıcaklığa sahip olabiliyor ve bunu ekrandan takip edebiliyorsunuz kumanda ekranınızdan. Ya da bunu bir HDMI çıkışıyla başka bir yere bağlayabiliyorsunuz. HDMI çıkışıyla isterseniz bir ekrana görüntüyü aktararak orada da bu verileri takip edebiliyorsunuz. Bununla birlikte alan ölçümü yapabiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum NDVI kameralarda olduğu gibi onlar nasıl renkleri analiz ediyorlar. Bu da belirli alanlardaki sıcaklık değişikliklerini ölçebiliyor. Buna örnek vermek gerekirse de işte elektrik hatlarında o özellikle yüksek gerilim hatlarında kullanılan malzemelerin çok aşırı derece ısınmadığını yine bu cihazlarla tespit edebiliyorsunuz. Cihazın üzerindeki fenerler 2400 lümenlik bir ışık sağlıyor. Bu da ortamı inanılmaz derecede özellikle karanlıkta aydınlatıyor. Arama kurtarma faaliyetleri gibi alanlarda çok işe yarabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bunu test etme imkanım olur mu bilmiyorum ama 3 bataryam var. Bir tanesinin ölü olduğunu zaten söylemiştim. Bunun haricinde cihazın bir hoparlörü var. Bu hoparlörden de bir ses kaydı denemesi yapacağız. Zaten beacon'ından bahsetmiştik. Evet, cihazı kısaca tanıdıktan sonra şimdi hemen hızlıca cihazımızı uçurmaya geçelim. Evet arkadaşlar, cihazla mekana geldik. Şimdi sıra cihazı uçurmakta. Hemen hızlıca cihazı açalım. Ben ki her zaman landing pad'e bu kadar önem veren adam, yolda landing pad'im olmadığını fark ettim. Ama yapacak bir şey yok, artık incelemeye kadar geldik. Uzun süre çekim yapmamanın verdiği bir atalet de var tabi üzerimizde. Şimdi hemen cihazımızı açalım. Biliyorsunuz gimbal koruyucumuz önemli. Bunu çıkartarak uçurmamız lazım. Hemen çıkardım. Şöyle gimbal'da göstereyim size. Cihazı yerleştiriyorum.
Kumandamı aldım. Kumandamızın sticklerini monte edelim. Benim asıl derdim termal görüntü yakalayabilmek. Diğer özelliklerin tamamı açıkçası fasafiso. Kumandamı da açıyorum. An itibariyle kumandadan ekran kaydı alıyorum. Cihazımı şöyle konumlandırıyorum. Take off. Engel sensörü beni gördüğü için uyarı veriyor. Şimdi şöyle cihazı kaldırıyorum. Biraz kaldıralım. Şimdi kamerasını değiştireceğim. Kızılötesi çekimde bakın bizim kameraman ve Yusuf Bey'i görüyorsunuz. Uzaklıklarını söylüyor. Kızılötesini yakınlaştırabiliyoruz. Şurada üzerine dokunduğumda vücut ısılarını 31 derece olduğunu gösteriyor. Normal görünümü yapalım. Ama aynı anda ikisini birden de çekebiliyorum. Hem normal görünüm. Üzerine tıkladığımda yine ısısını bu sefer vermiyor. Görüntüleri ayırdığımda vermiyor ama görüntüleri tek seferde aldığımda bunu görebiliyorum. Şöyle Yusuf Bey'in vücut ısısını ölçelim. 27 diyor ama 37 çıktı, tamam. 45-46 çok da aslında doğru değil gibi. Şöyle biraz kaldırayım, tam kafasına doğru ölçelim üstündeki. 37.3 ölçüyor. Uzaklığımızda yaklaşık bir 5 metre. 5 metreden insan ısısını ölçebiliyoruz. Onu da görmüş olduk. Renk patelini değiştirebiliyor muyuz, ona bakalım. Mesela siyah beyaz yapalım. Bu askeriyede bu çok kullanılıyor. Yusuf Bey bir hareket edebilir misiniz acaba? Mesela şöyle yapalım. Yusuf Bey ileride çalıların arkasına saklansın. Acaba çalıların arasında onu tespit edebilecek miyiz? Şimdi siz bunu görüyorsunuz ama net bir şekilde. Ben normal görüntüye çekeyim. Şimdi Yusuf Bey'in normal görüntüsü şu an bu. Saklandığı yeri gördünüz. Tam ortada sak. Şimdi kızılötesini açıyorum. Şu an ne kadar da fark ediyor görüyorsunuz. Yusuf Bey çalıların arasında yaptığı tüm hareketleri buradan takip edebiliyoruz. El sallıyor. Bakın onu da görebiliyoruz. Bakalım renk paleti içinde farklı bir şey var mı? Bunlar artık biraz daha herhalde böyle ayrıştırması basit alanlarda yapılan ölçümleri dayanıyor diye tahmin ediyorum. Black Hat. Yusuf Bey'i şöyle yapalım. Kamerayı aşağı doğru indirelim. Evet. Bu daha belli belirgin oldu. Bakın nasıl hareketlerin tamamını izleyebiliyoruz. Diğerlerine geçelim. Onlar da bu kadar çok belli olmuyor. Bu fonksiyonlar nesnel takipler. Yani örnek veriyorum, bir elektrik hattını inceliyorsunuz. Oradaki sıcaklık derecesini ölçmeniz lazım etrafa nazaran. Bu işe yarıyor. Medikal olarak da bu şekilde ölçülebildiğini söylüyor. Şöyle Yusuf Bey'e doğru tekrar döndürelim. Yusuf Bey bizim... Bakın Yusuf Bey aslında medikali seçtiğimde hiç belli olmuyor. Ama tekrar White Hat'a geldiğimde bütün hareketlerini Yusuf Bey'in seçebiliyorum. Cihazın test etmek istediğim özelliği tam da buydu. Birazcık cihazı şöyle şu yolun kenarında arabalar gidiyor. Oraya doğru bir uçuralım. Bakalım arabaları bu özelliğiyle görebilecek miyiz? Zoom'unu değiştirebiliyoruz. Şöyle biraz daha havaya kaldırayım. Kamerayı da havaya kaldıralım. Şöyle yoldan geçen arabaları acaba bize gösterebilecek mi? Şöyle bakıyorum. Tabi bu arada etrafımda da arılar geçiyor. Evet, yani şu an zifiri karanlık olduğunu düşünseniz bakın ilerideki bir arabanın geçişini bile çok rahatlıkla bize gösteriyor. Şöyle araç birazdan şuradan geçecek. Evet, görüyorsunuz. Tüm hareketleri gösteriyor. Dediğim gibi benim aslında bu cihazla merak ettiğim şey bu kızılötesi fonksiyondu. Birçok insan bunları incelemiyordu. Birçok video var etrafta. İşte keçi, geyik vesaire inceliyor ama hatta Türkiye'de bunun hiç incelemesi yok. Benim en merak ettiğim özellik buydu. Diğerlerini zaten DJI Mavic 2 serisinden biliyorsunuz. Herhangi bir videosunu izlemeniz yeterli.
Hava karanlık olmadığı için diğer fonksiyon ve özelliklerini zaten test edemeyeceğiz şu an. Ama bence eğer paranız varsa, ki şu an 120 bin lira civarında, ben 21.600 almıştım hatırlarsanız. Paranız varsa bu cihaz alınabilecek bir cihaz. Eğlence için, hobi için ayıracağınız para varsa. Gerçi bunu genelde askerler ve devlet kurumları kullanıyor ama eğer paranız varsa alırsanız sizi hiç ama hiç üzmez. Arkadaşlar, ben fiyat 120 bin lira dedim ama bu tabii ki kendini drone tamircisi olduğunu söyleyen insanların sattığı fiyatlar. Eğer garantili bir şekilde almak isterseniz şu anda Türkiye'de Carfo, biliyorsunuz, bunun garantili satışını yapan firma. Bir de Koç grubuna ait bir firma var, adını şu an hatırlamıyorum. Onlar Enterprise ürünlerini satıyorlar. Minimum 150 bin lira gibi bir rakam cebinizden çıkması lazım. Yusuf Bey dedi ki buraya kadar gelmişken bunun, dedi, ses özelliğini incelemeyecek miyiz? Tabii ki inceleyeceğiz. Ses özelliğini de inceleyelim. Yani ama diğer ışık özelliklerini incelemek istemiyorum. Şimdi koyuyorum cihaza. Bakalım ses özelliği nasıl kullanıyormuş. Hiç kullanmayı denemedim. Evet, şu an taktık. Ses deneme 1, 2, 3. Ses deneme 1, 2, 3. Tamam, şimdi cihazı uçurarak deneyelim bunu bir de. Tamam. Şimdi biraz uzağa gidiyorum. Sami Bey, benden gelen sesleri duyarsanız söyleyin aynısını. Şu bir kere şu ekranı bir görünür hale bir getireyim. Şimdi mesela menziline kadar buradan yükseklik, uzaklığım 15 metre kadar, belki 20 metre. Şimdi hemen bir sesli mesaj gönderelim. Sami Bey, beni duyabiliyor musunuz? Arkadaşlar dağılın, toplanmayın, izinsiz yürüyüş yapıyorsunuz. Bu bir yasal uyarıdır. Arkadaşlar şu an drone benim görme mesafemden çıktı. Yusuf Bey, beni duyabiliyor musunuz acaba? Yusuf Bey kalp yaptı az önce, gördük. Biz de sana sevgilerimizi iletiyoruz drone camiası olarak. Emeğin her zaman bizde yeri var. Drone camiası sana minnettar Yusuf Bey. Şu an bir de şöyle bir şey fark ettim. Yerel sesleri oynat diye bir seçenek var. Bu seçeneğe tıkladığınızda da o bölgedeki sesleri siz duyabiliyorsunuz. Muhteşem bir özellik. Tabi drone'un kullanma kılavuzunu okuma gibi bir prensibim olmadığı için biraz kervanı yolda düzüyoruz. Açıkçası bu durumda Türklükle açıklayabiliriz. Biliyorsunuz, göçebe bir kavim. Her zaman kervanı yolda düzmeye alışırız. Evet arkadaşlar, inceleme videom bu şekilde. Drone'umuzu uçurduk. Hala uçuyor. Gerçi çok bir şarjı kalmadı ama. Mavic 2 Enterprise bu şekilde bir cihaz. Yani pek herkesin alabileceğini sanmıyorum ama eğer alabilecek paranız ve bütçeniz varsa mutlaka ama mutlaka envanterinizde olması gereken bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Artık tekrar videolarıma başladım. Takipte kalın.